أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين Allahumma inna nes'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yubellivuna hubbek. Allahumma ec'al hubbeke ileyna ehabbe ileyna min ehline ve emvalina ve minel ma'il barik. Allahumma ferric hemmel mehmumin ve neffis kerbel mekrubin ve agdud deyna anil medinin ve eşfi mardana ve mardal muslimin. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Evet, burada da habal kelimesi epeyce uğraştırıyor. Çok güzel manalar çıkıyor orada. Şöyle söyleyeceğim burada. Ebu Hayyan'da burayla alakalı güzel bir beyanat var. Ona değineceğim inşallah. Önce bir meal yapalım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Sizin dışınızdan, yani sizden olmayan, sırdaş edinmeyin. مِنْ دُونِكُمْ olunca مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ anlıyoruz. Sizin dışınızdan sırdaş edinmeyin. Şimdi bir tane, burada kendisi tekil olsa da o cins kastedilmiştir. Onun için gerisinde ifade çoğul gelir. La ye'lûnekum khabâle. Onlar sizin fesadınızdan, yani sizin için fesat çıkarmaktan geri durmazlar. Önce böyle bir tercüme yapacağım. Veddû mâ anittüm. Onlar sizin dara düşmenizi isterler. Kad bedetil bevdâ'u min efvâhihim. Onların kinleri ağızlarından dışa vurur. Ağızlarından hissedilir. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Gönüllerinin gizlediği kinleri ise çok daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُكْ تَعْقِلُونَ Eğer akledenler iseniz, yani mesajı almaya efendim yönelik iseniz demek bu tabiri caizse, biz sizin için işte böyle ayetlerimizi açıkladık. Şimdi parça parça tercüme ettim. Bu ifadeyi şöyle de alabiliriz. La tettehizu bitaneten min dunikum. Sizin dışınızdan bir tane sırdaş edinmeyin. Oradaki min dunikum nedir? Bitaneten nekre olduğu için min dunikum sıfat olur. La ye'lunekum habalen ikinci sıfat. Nekreden sonra devam ediyor çünkü. Veddu ma anittum üçüncü sıfat. Kad bedetul bagda'u min efvahihim dördüncü sıfat olarak alınabilir. O zaman nasıl bir mana ortaya çıkar? Şöyle bir mana ortaya çıkar. Ey iman edenler, sizin dışınızdan size karşı fesattan geri durmayacak, sizin dara düşmenizi isteyen ve kinleri, buğzları ağızlarından dışa vuran sırdaşlar edinmeyin. Sıfat alırsak böyle bir mana çıkar. Ama Ebu Hayyan burada diyor ki, müthiş bir yorum o. İrab-ül Kur'an'lara baksanız bunlar sıfat alınabilir der. Şöyle de caizdir der İrab-ül Kur'an'lar. La tettehidu bitaneten min dunikum. Min dunikum sıfattır. Orada biter cümle. La ye'lûneküm cümlesi ve geride gelen cümleler La ye'lûneküm habâlen ve dûmâ anittüm kad vedetil bağdâ'u min efvâhim bunlar istinafi beyanidir. Böyle de olabilir der. Fakat biz buradan şunu anlıyoruz. Nahven öyle de olabilir, böyle de olabilir ama nahven öyle de olması, böyle de olması her iki türlü doğru mananın çıkacağını göstermez. Neden? Müthiş bir izahta bulunmuş. Ebu Hayyan Bahrul Muhit'inde diyor ki arkadaşlar çok ilginç bu yorum. Bu ayette diyor şöyle bir ikiye ayırmak lazım diyor. Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum. Ey iman edenler
kendinizin dışından, yani sizin dışınızdan, Müslüman olmayanlardan sırdaş edinmeyin. Bitti. Mukadder bir sual var. Neden kendi dışımızdan sırdaş edinmeyelim? İşte geride gelen istinafi beyaniler bunun gerekçesini bildiriyor. Niçin kendimiz dışından sırdaş edinmeyeceğimizi açıklıyorlar. O zaman istinafi beyani alınmalıdır bu cümleler. Neden kendimiz dışından sırdaş edinmeyelim diyecek olursanız, zira onlar sizin fesadınızdan geri durmazlar, sizin dara düşmenizi isterler ve bedbedet cümlesini hal yapalım, buğuzları ağızlarından taşar bir halde sizin dara düşmenizi isterler. Şimdi burada diyor ki, zaten ayet ilkesel olarak diyor, gayrimüslimden sırdaş edinmeyi yasaklıyor. Dolayısıyla geri cümleleri sıfat aldığımızda şöyle bir fasit mana çıkar diyor. Sizin fesadınızdan geri durmayan sırdaşlar edinmeyin sizin dışınızdan diyecek olursak, hani orayı sıfat yapacak olursak, şöyle bir mefhumu muhalife kayabilir zihin. Sizin dışınızdan olmakla birlikte fesadınızı arzulamayanları sırdaş edinebilirsiniz. Sizin dışınızdan olmakla birlikte sizin dara düşmenizi istemeyenleri sırdaş edinebilirsiniz gibi bir mana ortaya çıkar, ama bu doğru değil diyor. Ayetin verdiği mesaja aykırı bu. Ayet ilkesel olarak gayrimüslimden sırdaş edinmeyi yasaklıyor. Niye edinmeyelim sorusunun cevabı da geride gelen cümlelerde gizli diyor. Dolayısıyla nahvi olarak geride gelen cümleleri de sıfat gibi alabilecek olsak bile burada doğru tevil ortaya çıkmayacağı için onları ayrıca anlamak lazım. Tercümeye de ayrı ayrı yansıtıyoruz dolayısıyla. O zaman ne oluyor? Mesela karşılaştırmalı meallere bir bakalım, bizim şeye nasıl yansımış. Şuradan hemen ben bakıyorum. Ali İmran, efendim ayet numaramız 118. 118. Bakın şimdi. Bak, bu istinafiye olarak mı yansımış meallerimize ya da sıfat olarak mı yansımış? Şimdi Ali Fikri Yavuz, benim çok böyle değer verdiğim, efendim sevdiğim meallerden birisidir. Ali Fikri Yavuz, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay, Diyanet İşleri Başkanlığımızın eski ve yeni mealleri, o karşılaştırmalı meallerde çıkıyor. Diyanet Vakfı'nın meali, Ömer Nasuhi Bilmen, bir de geçen 2021'in son aylarında basıldı, Faruk Beşer Hoca'nın meali. Ben özellikle bu mealleri soranlar olursa, ki Türkiye Diyanet Vakfı baskısı olan mealin Türkçesi de, cümlelerinin akıcılığı da çok güzeldir. Şimdi bu ayeti kıyaslayalım. Ali Fikri Yavuz Hoca demiş ki, ey müminler, din kardeşlerinizden başkasını dost edinmeyin. Nokta. Yani Ebu Hayyan'ın dediği gibi yapmış. Onlar size fenalık yapmakta kusur etmezler, sıkıntıya girmenizi arzularlar. Onların size karşı olan kin ve düşmanlıkları ağızlarından meydana dökülmüştür. Şimdi bu Ali Fikri Yavuz Hoca'nın meali. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meallerine baktığımızda yine aynı şekilde, onları sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar. Haberle şaşırtmak demiş. Yani sıfat olarak almamış ez cümle. Bakın, bizim TDV meali süper yansıtmış bu istiknafi beyaniyeleri, vakıf meali. Diyor ki, ey iman edenler, kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Sıfat olarak değil, istiknafi beyaniye, ta'lili açıkladığı için, çünkü onlar size fenalık etmekten geri durmazlar. Vakıf meali bu arkadaşlar. Elmalı'nın orijinalinde şöyle güzel bir ifade var, onu da söyleyeceğim. Diyor ki, ey iman edenler, ağyarınızdan yar tutmayın. Süper bir şey. Ağyarınızdan yar tutmayın, sizi şaşırtmakta kusur etmezler. O da istinafiye almış yani. Hasan Basri Çantay, çünkü diye istinafiyeyi açıkça belirtmiş arkadaşlar. Onu ifade edeyim. Elhasıl bu ayet bizim meallerimize de böyle istinafi beyani olarak yansımış. Meallerimizde öyle karşılık bulmuş. Dolayısıyla buradan şuna gelmek istiyorum. İrab-ül Kur'an'da iki türlü
üç türlü tercümesi yapılabilir, beş türlü tercümesi yapılabilir. Mesela bazı ayetler var arkadaşlar, 6-7 türlü irapları var. Peki bunun doğru mahmili hangisi? İşte tefsirlere müracaat etmek gerekiyor. Ebu Hayyan burada açıkça belirtmiş. Diyor ki, yok arkadaş, bunlar diyor, eğer sıfat alırsanız sizin fesadınızı istemeyenler sizin dışınızdan olsa bile yine onları dost edinebilir, sırdaş edinebilirsiniz gibi fasit bir mana çıkıyor diyor. Sıfat alınmamalı diyor. Şimdi arkadaşlar, burada duracağımız şeylerden birisi de la ye'lûnekum habalen. Habal yani la yukassirûne fî fesâdiküm demektir bu. Yani sizin fesadınızda, sizin içinizde fesat çıkarmakta, yani en ufak bir taksiratta bulunmazlar. Sizi şaşırtmaktan, hani sırdaş çok güvendim ama beni şaşırttı dedirtir ya. Ha işte sizin dışınızdan sırdaş edinmeyin, sizi şaşırtmaktan geri durmazlar. Bu mana da güzel. Bir de habelen ihbal manası. Habel arkadaşlar, el habel el cünunu demektir. El habel el cünun. Şimdi ehbele birini çıldırtırcasına onun fesadına çalışmak, birine cinnet geçirtmek manası var ehbelede. Cinnet geçirtmek. O zaman bu ayeti anlarken şu manayı da zihnimizde tutmak lazım ki tefsirlerde karşılığı da var. La ye'lûnekum habalen. Yani sizin dışınızdan eğer sırdaş edinirseniz onlar, siz her türlü tedbiri alsanız bile sizi çıldırtırcasına sizin hakkınızda efendim bir takım gizli bilgileri karşıya vererek sizin hakkınızda fesat çıkarmaktan geri durmazlar demektir. Nahvi olarak la ye'lûneküm habalen, bu ela ye'lû kelimesi iki mef'ule teaddi ediyor. Habalen burada ikinci mef'ul olabilir. Bir de temyiz de alınabilir fi habalin takdirinde. Bir de muhbiline, özellikle o çıldırtmak manasını verdim ya. La ye'lûneküm, yani la yukassirûneküm fi şeyin, hiçbir hususta size karşı en ufak bir taksiratta bulunmazlar. Habalen ey muhbiline, sizi çıldırtırcasına böyle en ufak bir taksiratta bulunmazlar gibi de bir mana var burada. Peki veddu ma anittum, onlar sizin dara düşmenizi isterler. Kad bedetil bagda'u min efvahihim ve ma tuhfi suduruhum ekbar. Kad beyyenna lekumul ayat in kuntum taqilun. Ha entum. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir dikkat çekiyor. Harfi tembih ile ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum. Ha bakın, entum siz ulai öyle insanlarsınız ki tuhibbunhum, siz onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunkum. Ve tu'minun bil kitabi kulli. Siz onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunkum, fakat onlar sizi sevmiyorlar. Ve tu'minun bil kitabi kulli, ve siz kitapların tamamına iman ediyorsunuz. Şimdi bu ve tu'minun'daki vav bila ihtilaf arkadaşlar vav haliyedir. Peki birinci vav nedir? Burada da birkaç şey var arkadaşlar. Burada da en böyle ne diyelim maksadı beyan edici nitelikte meali arkadaşlar şeyde buluyoruz. El-Mal'ın orijinalinde, bir de Diyanet Yeni diye bu karşılaştırmalı meallerde çıkan Halil Altuntaş'la Muzaffer Şahin Hoca'nın yazdığı mealde, ki onu da okuyacağım inşallah. Burada birkaç türlü irap yapılabiliyor yine. Dolayısıyla birkaç türlü irap yapılsa da hangisini almak lazım? Işık tutuyor bize mealler. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minun bil kitabi kulli. Siz öyle insanlarsınız ki tuhibbunehum, onları seviyorsunuz. Şimdi bu tuhibbunehum ulai'yi beyan ediyor. Ulai'de bir mübhemlik var biliyorsunuz. Ulai'yi beyan ediyor. Ha entum ulai, siz o kimselersiniz ki. Mübhemattan bu ulai kelimesi biliyorsunuz. Zihnimizde bir mana oturmadı. Siz o kimselersiniz ki. Ha bunu direktmen tercümeye şöyle yapıyoruz. Tuhibbunehum'le birlikte artık. Sizler
onları seversiniz, seviyorsunuz. Ve la yuhibbunekum. Fakat onlar sizi sevmiyorlar. Bu vav atife. Ve tu'minune bil kitabi kulli haliye. Siz kitapların tamamına inanarak onları seviyorsunuz fakat onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitapların tamamına inanarak onları seviyorsunuz. Fakat onlar, siz kitapların tamamına inandığınız halde, yani onların kitaplarına da inandığınız halde sizi sevmiyorlar. Tam karşılığı bu olacak. İkincisi, birinci vavı da haliye alarak, zayıf bir şey bu aslında ama yapalım. Şöyle bir mana ortaya çıkar. Birinci vavı da haliye alarak, siz kitapların tamamına inandığınız halde onlar sizi sevmediği halde onları seviyorsunuz. İşte iki tane halde oluyor. Birinci haldeyi şöyle toparlayabiliriz. Siz kitapların tamamına inanarak onları sevdiğiniz halde onlar sizi sevmiyor. Bu ilk tercüme. Ama ikinci tercüme ne olur? Arkadaşlar, burada şeyi göstermeye çalışıyorum. Birinci vavı da haliye aldığımızda mana biraz bozuluyor. Ve epeyce uğraştırmış bu ayet müfessirleri. Bizim tercümanları da uğraştırmış Kur'an meallerine baktığımızda. Ama Elmalı'da orijinalinde çok güzel oturmuş bu. Biraz emek istiyor. Bugün biraz uğraştırıyor ayetler bizi. Elhamdülillah ki zaten hem Kur'an ayındayız. Birinci vavı atıfe alıp da ikinciyi haliye yaparsak hiç sıkıntı çekmeden bir cümleyle hallediyoruz. Siz onları seviyorsunuz fakat onlar, siz kitapların tamamına inandığınız halde onları sizi sevmiyorlar. Bu atife. Ha, birinci vavu da haliye yapıp ikincisini de haliye yaparak siz onları, onlar sizi sevmedikleri halde, ki siz bütün kitaplara inanmış olarak aslında sizi sevmeleri lazım. Onların kitaplarını da inandığınız için. Siz bütün kitaplara da inanmış olarak aslında sizi sevmeleri gerekirken, parantez içi, onlar sizi sevmediği halde siz onları seviyorsunuz. Birinci vavı da haliye yaptığımızda böyle bir meal ortaya çıkar. Fakat bunların üçünü birlikte cem eden bir meal yok. Bakın, yine karşılaştırmalı mealden şöyle görüverelim. Elmalı'nın orijinalinden. 119 Ali İmran ha demiş. Ha entüm var ya arkadaşlar, ona o ha harfini ha diye, yani dikkat çekme ifadesi. Sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Tam mübhemata göre tercüme yapmış. Sizler öyle kimselersiniz ki tuhibbunehum, onları seversiniz. Onlar ise bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Yani birinci vavı, vavı atife, ikinci vavı da haliye olarak alarak böyle bir tercüme yapmış Elmalı'nın orijinali. Şimdi geliyoruz Halil Altuntaşlar'ın mealine. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Bu da aynı şekilde birinci vavı atife, ikinci vavı haliye almış. Ama mesela Diyanet eski meale bakıyorum. Orada sıfat gibi yapmış, biraz karışık. Diyor ki işte siz onlar sizi sevmezken onları seven ve kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Ve tü'minüne bil kitabi, sanki sıfat gibi çevirmiş. Halbuki orası vav haliyedir ve tam hal olarak yansıtılması gerekir. Bazen hal cümleleri sıfat gibi çevrilebilir. Ama burada gitmiyor o. Bakın. Yine aynı şekilde vakıf mealine bakıyoruz ki normalde vakıf meali hep tavsiye ettiğimiz başarılı bir mealimizdir bizim aynı zamanda. Ama diyor ki orada, işte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde, bakın birinci vavı da haliye yapmış vakıf meali. وَلَا يُحِبُّونَكُمُ. Onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz, siz bütün kitaplara inanırsınız. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ de atıfe yapmış. Bunun tevili olabilir. Ama dediğimiz gibi bakın burada en vurucu meal ki Halil Altuntaşlar çok güzel yansıtmışlar. Orada diyor ki
Siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz, onlar ise bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Buradaki incelik şu, bütün kitaplara iman ettiğiniz halde kaydının zikredilmesinin sebebi şu. Yani onların kitaplarına da inanıyorsunuz ya, aslında sırf bu gerekçeyle biraz sizi sevmeleri lazım. Burada ehli kitabın münafıklarından bahsediyor. Onların kitaplarına da inandığınız halde sizi sevmeleri lazım. Ama onların kitaplarına da inandığınız halde sizi sevmezler. Onun için burada en uygun meal birinci vavın atife, ikinci vavın haliye alınarak meallendirilmesidir arkadaşlar. Peki. وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْثِ. Onlar sizinle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. وَاِذَا خَلَوْا, ama kendileri sizden ayrılıp da kendi kendilerine kaldıklarında عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ, size karşı parmaklarını ısırırlar. Neden? مِنَ الْغَيْزِ, öfkelerinden dolayı. Oradaki minel gayz mef'ulun leh min ile gelmiştir arkadaşlar. Kul mutu bi gayzikum. Sen onlara mutu bi gayzikum de. Öfkenizle birlikte geberin de. Şimdi burada bi gayzikum ba'ya maiyet manası verdik. Öfkenizle birlikte dedik. Bir de bu burası hal de olabilir bi gayzikum. Yani mutu mütegayyizine, öfkelene öfkelene geberin de. Böyle de anlaşılabilir. İnnallâhe alîmun bidâti sudûr. Cenab-ı Hak gönüllerde olanları bilir. İn temsesküm hasenetün, size bir iyilik dokunsa tesühüm, onları üzer. Ve in tusibküm seyyiyetün, tesühüm de aslında onları kötümser, karamsar eder. Kötüleştirir manası var. Ve in tusibkum seyyiatun, size bir kötülük isabet etse yafrahu biha, o isabet eden kötülükle ya da o kötülüğün isabet etmesiyle sevinirler, mutlu olurlar. Ve in tasbiru ve tettegu, eğer sabreder ve sakınırsanız la yadurrukum keyduhum şey'e, onların hileleri size en ufak bir zarar vermez. İnna Allaha bima ya'maluna muhit. Cenab-ı Hak onların yaptıklarını kuşatır. Şimdi burada da bir şey var arkadaşlar. Ona değinelim. Birincisinde in temsesküm diyor, ikincisinde tusibküm diyor. Messe esabe, iki farklı fiil var. Messe'den şöyle bir dokunmak var. Ama esabede başınıza bir felaket isabet etmesi var. Sizi çepeçevre kuşatan bir felaket. Burada şöyle bir fark var. Yani size en ufak bir iyiliğin küçücük bir dokunuşunu bile istemezler. En ufak bir iyilik, ki efendim nekre burada taklil ifade eder. Size en küçük bir iyilik şöyle küçük bir dokunuşla dokunsa tesühüm, bu onları üzer. Ama ve in tusibküm seyyiatun, başınıza böyle büyük büyük musibetler isabet etse, geliverse yafrahu biha, onunla sevinirler. Böyle bir fark var burada. Peki, şimdi tefsire geçiyoruz. En nehyu an ittihadi gayril müminine bitaneten, gayri müminleri sırdaş edinmeyi yasaklayan ayet ya da gayri müslimleri sırdaş edinmenin yasaklanması. Peki, yekulu tebareke ve teala nehiyen ibadehul müminine an ittihadil münafikine bitaneten. Allah Teala mümin kullarını münafıkları sırdaş edinmekten nehyederek söze başlıyor. Sesleniyor bize adeta. Yakulu. Nasıl sırdaş? Ey yutli'unehum ala serairihim. Kendilerine sırlarını verebilecekleri bir takım sırdaşlar. Yutli'unenin faili burada müminler oluyor. Yattali'une olsa o zaman münafıklara gider. Yutli'une hım, müminler münafıklara bildiriyor. Alâ serâirihim, sırlarını. Burası sıfat cümlesi. Bir tane tenden sıfat. Dolayısıyla Allah Teala mümin kullarını
kendilerine sırlarını bildirecekleri münafıkları dost edinmekten yasaklıyor. Sırdaş edinmekten yasaklıyor. Başka neyi? وَمَا يُضْمِرُونَهُ لِأَعْدَائِهِمْ يُطْلِعُونَهُمْ عَلَى سَرَائِرِهِمْ وَعَلَى مَا Oraya atıp o. Yani müminler kendilerine, düşmanlarına karşı gizledikleri bazı düşüncelerini açıklayacakları sırdaş edinmekten. Öyle ya, sırdaşınıza bazı düşüncelerinizi açıklarsınız. Diyor ki müminleri düşmanlarına karşı zihin dünyalarında gizledikleri düşünceleri açıklayacakları sırdaşlar edinmekten, münafıkları sırdaş edinmekten yasaklıyor Allah Teala. Bu cümleyi bir cümleyle toparlayacak olursak, ki böyle şeyler tercümede geliştirir insan arkadaşlar. Allah Teala mümin kullarını münafıkları sırdaş edinmekten yasaklıyor. Sırdaş edinmelerini yasaklıyor. Sırdaş edinmekten nehyediyor. Sırdaş edinmelerini yasaklıyor. Nasıl sırdaş? Kendilerine müminlerle alakalı bir takım sırları verecekleri, yine düşmanlarına karşı, öyle ya, kitabiler var, müşrikler var, düşmanlarına karşı zihin dünyalarında taşıdıkları bir takım sırlarını verecekleri sırdaş edinmekten, münafıkları bu şekilde sırdaş edinmekten yasaklıyor. وَالْمُنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ لَا يَأْلُونَ الْمُؤْمِنِينَ خَبَالًا Halbuki münafıklar بِجُهْدِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ var güçleriyle ve gayretleriyle لَا يَأْلُونَ الْمُؤْمِنِينَ خَبَالًا müminlere karşı fesat çıkarmaktan geri durmazlar. Şimdi belki ayetin mealinde dikkat çekmeliydim. Bu habal kelimesi de çok ilginç arkadaşlar. Habal mesela ehbele, ihbal, birini çıldırtmak, cinnet geçirtircesine adamı baştan çıkarmak, delirtmek manasında kullanılıyor. Yani la yukassirune an fesadikum diyor tefsirler ama özellikle Cenab-ı Hakk'ın habal kelimesini burada kullanmış olması bize şu manayı veriyor. Yani münafıkları sırdaş edinirseniz onlar, siz çok güvendiğinizi düşünebilirsiniz ama sizin için en ufak bir fesadı ıskalamazlar, size karşı en ufak bir fesadı ıskalamazlar ve adeta bir de böyle sizi çıldırtırcasına karşı tarafa çalışırlar demek o. Evet. Ey, zaten söylüyor. Ey yes'avne fi muhalefetihim ve ma yadurruhum bi kulli mumkinin. يَسْعَوْنَ ف۪ي مُخَالَفَتِهِمْ Müminlere muhalefet hususunda çalışırlar, sa'y ederler. Başka? وَمَا يَضُرُّهُمْ بِكُلِّ مُمْكِنٍ Tüm imkanlarını kullanarak müminlere zarar verecek hususta çalışırlar. Başka? وَبِمَا يَسْتَطِعُونَهُ مِنَ الْمَكْرِ وَالْخَد۪يَةِ Burası da بِكُلِّيَ atı. Yani يَسْعَوْنَ ف۪ي مُخَالَفَتِهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَبِمَا يَسْتَطِعُونَهُ مِنَ الْمَكْرِ وَالْخَد۪يَةِ Münafıklar tüm imkanlarıyla ve yapabildikleri يَسْتَطِعُونَ yapabildikleri tüm tuzak ve hilelerle müminlere zarar verme ve onlara muhalefet hususunda çalışırlar. وَيَوَدُّونَ مَا يُعْنِتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحْرِجُهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ Müminleri dara düşüren, onlara problem çıkaran ve yeşukku aleyhim, onlara zorluk çıkaran hususları arzularlar. Yani müminlerin dara düşmelerini arzularlar kısmını böyle tefsir etmiş. Ve kavluhu teala la tettehidu bitaneten min dunikum bu cümle şu manaya gelir. Ey min gayrikum min ehlil edyan, min dunikum derken Müslümanlar dışından demek istiyor. Buradaki min dunikum kaydı odur diyor. Yoksa müminlerin kendi içinde ama sizin sülaleniz dışından, sizin kabileniz dışından veya sizin grubunuz dışından filan demek değil o. Zira müminler İslam cemaati evet bir bütündür. Onlar birbirlerine karşı böyle fesat çıkarmazlar. Bu gayrimüslimden beklenir. Tefsir değinmiyor ama aslında arkadaşlar bugün yaşadığımız ortamda bir bakıyoruz dindarlık savaşları olabiliyor.
dindar gruplar birbirlerinin fesadını isteyebiliyorlar. Bakın Ebu Hayyan'ın arkadaş bu cümleyi istinafiye almalıyız daha doğru demesi ne kadar manidar. Yani niye kendimiz dışından edinmeyelim, kendimizden edinelim sırdaş? Çünkü kendimiz dışımızdan edinirseniz her türlü fesadı yaparlar. Ama kendimizde böyle fesat çıkaran olmaz. Kendinizden yani İslam cemaatinden edinin. Aslında bugün geldiğimiz noktada Müslümanlar olarak herhalde bu anlamda biz biraz kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Gayrimüslim Müslüme karşı fesattan geri durmazken bugün Müslümanlar birbirine karşı böyle fesat ameliyeleri içinde yer alabiliyorlar. O zaman arkadaşlar burada durup düşünülmesi lazım. Peki. Ne dedi? Ey min gayrikum min ehlil edyan. Peki ne demek şimdi bu bir tane oraya giriyor? Ve bir tane tur raculi hum khassatu ehlihi ellezine yattali'une ala dâhilati emrihi. Bir adamın bir tanesi demek arkadaşlar. Bir adamın bir tanesi demek. Bir tane tur racul hum khassatu ehlihi. Yani o adamın has adamları demektir. Yakın çevresi. اَلَّذ۪ينَ يَطَّلِعُونَ عَلَى دَاخِلَةِ اَمْرِهِ Kişinin iç yüzüne, yani uğraşıyla, işiyle, meşgalesiyle, fikir dünyasıyla ilgili iç yüzüne vakıf olan has adamları demektir. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَب۪ي سَع۪يدٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ Hem Bukhari, hem Nesai ve diğer muhaddisler Ebu Sa'id el-Hudri'den şöyle rivayet ediyorlar. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuşlardı. Mâ ba'atallahu min nebiyyin ve lestehlefe min halifetin illâ kânet lehu bitanen. İki olumsuzdan bir olumu çıkarıyorum direktmen. Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlerin ve Allah'ın hükümlerini icra etmek üzere tayin ettiği tüm halifelerinin mutlaka iki sırdaşı olur. Bir tanetün te'muruhu bil hayr, o sırdaştan bir tanesi hayrı emreden, hayrı telkin eden sırdaştır. Ve tehudduhu aleyhi ve hayra teşvik eder. Ve bir tanetün te'muruhu bis su'i ve o iki sırdaştan biri de o kişiye efendim kendisini sırdaş edinene kötülüğü emreder ve tahudduhu aleyhi kötülüğe teşvik eder, gaz verir. Vel ma'sumu men asamallah. Men asamahullah demektir yani. Peki o adam yani her peygamberin ve Allah'ın hükmünü icra için tayin ettiği her halifenin mutlaka biri iyiliği biri kötülüğü telkin eden iki sırdaşı olmuşsa o kişi nasıl kendini koruyabilir? Vel ma'sumu men asamallah. Masum ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. Neticede beşer eğer tedbirini almazsa yanlış yönlendirmelere kurban gidebilir. Onun için peygamberler ve Allah'ın halife tayin ettiği kimselerde bile böyle hükmünü icra etmek üzere. O halife dediği de arkadaşlar illaki buradan bir siyasi liderlik değil. Bu kelimeyi de mesela olduğunuz yerde davayı yüklenmek size düşmüştür. İş sizin omuzlarınızdadır. Ve olduğunuz yerde adeta o grup içerisinde, o muhitte sözü dinleşilen insan konumunda olabilirsiniz. Orada da size iyiliği de kötülüğü de telkin edenler olabilir. Neticede siz de Allah'ın hükmünü orada icra ediyorsunuz. Dinini anlatıyorsunuz. Her neyse işte vel ma'sum men asamallah. Cenab-ı Hak korusun hepimizi inşallah. Peki. وَرَوَى اِبْنِ اَب۪ي حَاتِمْ عَنْ اِبْنِ اَب۪ي الدِّهْقَانَ قَالَ قِيلَ لُعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Şimdi İbn-i Ebi Hatim'den geliyor bu efendim rivayet. O da Ebu Dihkane radıyallahu anh'dan kalmış. Diyor ki Hazreti Ömer'e şöyle denildi. اِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا مِنْ اَهْلِ الْحَيْرَةِ حَافِظٌ كَاتِبٌ فَلَوْ اِتَّخَذْتَهُ كَاتِبًا Denmiş ki, ya burada hani bizim tanıdığımız bir hireli, Müslüman olmamış kitabi bunlar, hireli bir delikanlı var. Ve okuma yazması
Çok güzel. Hafizun katibun. Efendim, hafizun Kur'an hafızı demek değil mi? Zaten adam ehli kitap. Yani zihninde unutkanlık yok. Melekeleri kuvvetli. Katibun okuma yazmasını da iyi beceriyor. فَلَوِ اتَّخَلْتَهُ كَاتِبًا Yani onu kendine katip edinsen olmaz mı diye bir teklif getirmişler. Hazreti Ömer Efendimiz'e gale. Cevap da diyor ki قَدْ اتَّخَلْتُ اِذَنْ بِتَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اِذَنْ Eğer ben öyle yaparsam, yani sizin teklifinizi kabul edersem, müminler dışından bir tane edinmiş olurum. Yani olmaz demek istiyor. فَفِي هَذَا الْأَثَرْ مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ Yani okuduğumuz ayetle birlikte bu eser, bu rivayette, yani Hazreti Ömer'le ilgili bu rivayette delilun ala enne ehle'z-zimmeti la yecuzu isti'maluhum fil kitabati elleti fiha istitaletun ala'l-muslimin ve'ttila'un ala dawaqil umurihim elleti yuhşa en yefşuha ila'l-a'da ففي هذا الأثر مع هذه الآية bu okuduğumuz ayetle birlikte bu rivayette Hazreti Ömer'e teklif edilmiş ve reddetmiş bu rivayette delilun şöyle bir delil vardır. Ala enne ehle zimmeti la yecuzu istimaluhum fil kitabeti. Ehli zimmetin zimmilerin katiplik işlerinde görevlendirilmesinin caiz olmadığına delil vardır. Neden? Elleti fiha istifaletun alel müminin. Çünkü kitabette, Kur'an'ın sıfatı o. Kitabette ne vardı? İstitaletun alel müminine. Yani arkadaşlar bu istetale kelimesi ala ile kullanıldığında mesela saldırı yapmak, küstah tavır sergilemek gibi manalarla geliyor. Benim aklıma şey geldi bunu okurken. Şimdi siz dataları veriyorsunuz, bilgileri veriyorsunuz. Sonra sizinle ilgili bilgileri efendim medyaya sürmek suretiyle hakkınızda bir sürü efendim dedikodular çıkarabiliyor. Veya siber saldırı şu bu var bugün mesela. Dolayısıyla bu istetale alel müslimini şöyle Türkçeleştirelim. La yecuzu isti'maluhum fil kitabe elleti fiha istitaletun alel müslimine Müslümanlara karşı kuvvet kazanma nitelikli. Müslümanlara karşı saldırı yapabilme ihtimalleri olan, Müslümanlara karşı kullanabilecekleri وَاتِّلَاءٌ عَلَى دَوَاخِلِ اُمُورِهِمْ ve Müslümanların iç işlerine muttali olmalarını sağlayacak nitelikli kitabet işlerinde zimmilerin görevlendirilmesinin caiz olmadığına delil var. Bu rivayetle ayeti kerimede diyor. Ha öyle ki elleti yuhşa en yefşuha ila'l a'da'i min ehli'l harb. Çünkü bu kişiler kitabette kullanılır, istihdam edilirse yazdıkları belgeleri düşman gruplara, kendileriyle harp edilen düşman gruplara ifşa etmelerinden korkulur. Ve lihaza kâle teâlâ. İşte bundan dolayı böyle olmaması için yani Cenab-ı Hak ne buyurdu? La ye'lûnekum habâlen. Onlar size karşı en ufak bir fesattan geri durmazlar. وَدُّ مَا عَنِتُّمْ Ve sizin dara düşmenizi isterler. Evet. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى Sonra ayet-i kerime devam ediyor. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Onların kinleri, buğzları ağızlarından dışa taşar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Yani gönüllerinde gizledikleri, gönüllerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Şimdi burada nesefi bir kayıp düşmüş. Yani ağızlarından taşar demek ne demek bu? Aslında kendilerini tutmak istiyorlar. Size karşı en ufak bir böyle olumsuz ifade kullanmak istemiyorlar. Sizi hep tavfif ederek, efendim işte zat-ı alileriniz falan. Ama arada bir ağızlarından kaçırıyorlar ki anlıyorsunuz kinlerini. Ağızlarından dışa taşıyor. Nesefi buraya demiş ki niye bu ağızlarından dışa taşıyor? لِأَنَّهُمْ لَا يَتَمَالَكُونَ مَعَ بَغْتِهِمْ اَنْفُسَهُمْ Aslında kendilerini tutmakla birlikte ya açık vermemeliyiz demekle birlikte لَا يَتَمَالَكُونَ اَنْ يَنْفَلِتَ مِنْ اَلْسِنَتِهِمْ مَا يُعْلَمُ بِهِ بُغْضُهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ
Yani onlar kendilerini tutmakla birlikte, açık vermemek için gayret göstermekle birlikte, müminlere karşı kinlerini ifade eden bazı kelimelerin ağızlarından dökülmelerine de malik olamazlar. Orayı Nesefi'den aktarmış olduk. Ey قَدْ لَاحَ عَلَى صَفْرَحَاتِ وُجُوهِهِمْ وَفَلْتَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ. Arkadaşlar, feltetün, feletatün dil sürçmesi demektir. Diyor ki قَدْ لَاحَ عَلَى صَفْرَحَاتِ وُجُوهِهِمْ. Onların yüz hatlarından ve feletati elsinetihim ve dil sürçmelerinden ortaya çıkar. Ney? Minel adaveti, düşmanlıktan ma geride geliyor. Mini beyaniye öne geçmiş. Minel adaveti ma mahum müştemilune aleyhi fi sudurihim minel bagdai lil islami ve ehlihi ma. Ta buraya bağlayacağız onu. Minel adaveti ma, ta buraya bağlayacağız arkadaşlar. Buradaki ma'nın beyaniyesi öne geçmiş. Bu cümleyi tekrar alayım. قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَّحَاتِ وُجُوهِهِمْ وَفَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ مَا مَا هُمْ مُشْتَمِلُونَ عَلَيْهِ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَنْ لَبِيبٍ عَاقِلٍ. Evet. Uzunca bir cümle. قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَّحَاتِ وُجُوهِهِمْ. Onların yüz hatlarından ortaya çıkar. Laha zahara yani. Ve feletati elsinetihim. Ve dil sürçmeleriyle ortaya çıkar. Ney? Minel adaveti. Bir kısım düşmanlıkları ortaya çıkar. Mini beyaniye olunca direkt kısım demeye gerek yok. Düşmanlıkları ortaya çıkar. Neyle birlikte? Ma ma hum müştemilune aleyhi fi sudurihim. مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلْاِسْلَامِ وَاَهْلِهِ. Onların gönüllerinde İslam ve Müslümanlara karşı yoğunluklu bir kin olmakla birlikte, onların gönüllerinde İslam ve düşmana karşı yoğunluklu bir kin ve o kin üzerine kendileri yoğunlaşmış olmakla birlikte, مِنَ الْعَدَاوَةِ مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى لَب۪يبٍ عَاقِلٍ. Akıllı, uyanık kimselerin efendim ıskalayamayacağı, onlara gizli kalmayan, onların fark edeceği bir tür düşmanlık, minel adave, bir tür düşmanlık ağızlarından dışa vurulur. Peki. Ve lihâzâ kâle teâlâ, işte uyanık olun diyerekten diyor Cenab-ı Hak ne dedi? قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ. Ayetleri size açıkladık. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Eğer akledenler iseniz. Ya burada bir mesaj var diyor. Alın bu mesajı. Uyanık olun. Agahu mütenebbih olun. Eskilerin ifadesi. Ve kavluhu teala, gelelim. Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum. Ey entum eyyuhel mü'minune tuhibbunel münafikine bima yuzhirune lekum minel iman. Bima buradaki ba sebebiyettir. Ey müminler, siz tuhibbuna al-munafikina, münafıkları seversiniz. Bima yuzhiruna lekum min al-iman, size karşı iman izhar etmeleri sebebiyle siz onları seversiniz. Fetuhibbunahum ala zalik, yani bu iman etmelerinden dolayı siz onları, artık netice cümle burası, seversiniz. Ve hum, onlar ise la yuhibbunakum, sizi sevmezler. La batinen ve la zahiren, ne açıktan ne de gizli dünyalarında sizi sevmezler. Ve tu'minune bil kitabi kulli, aslında siz bütün kitaplara iman edersiniz, yani hal cümlesi. Dolayısıyla siz bütün kitaplara iman ederek onları seversiniz ama onlar sizi sevmez. Ey, yani leysa indekum fi şey'in minhu şekkun ve la raybun, sizin zihninizde leysa indekum minhu, kitaplara dair en ufak bir şek ve şüphe yoktur. Minhu burada arkadaşlar el kitap lafzı efendim tekil olduğu için zamiri de tekil döndürmüş ama küllihi tekid ediyor zaten kitapların tamamına diye çevirdik. Sizin zihninizde kitaplara karşı en ufak bir şüphe yoktur. Ve hum indehum eşşekku vel raybu vel hayratu. Onların zihinlerinde ise
şek, şüphe ve bir şaşkınlık vardır sizin kitabınıza karşı. Verala Muhammed ibn İshak an İbn Abbasin ve tu'minun bil kitabi kulli. Şimdi İbn Abbas burayı şöyle izah etmiş. Ey bi kitabikum ve kitabihim. Hem kendi kitabınıza hem de onların kitaplarına inanırsınız. Başka neye? Ve bima mada minel kutubi kable zalik ve bundan önce geçmiş olan tüm kitaplara inanırsınız. Ve hum onlar ise yekfurune bi kitabikum sizin kitabınızı inkar ederler. Fe entum aslında siz ehakku bil bagda ilehum minhum lekum. Onların size buğz etmesindense siz onlara buğz etmeye daha hak sahibisiniz. Ravahu İbn-i Cerir. İbn-i İshak almıştı tarihçi. İbn-i Cerir'e de geçiyor. Peki. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْسِ. Sizinle karşılaştıklarında biz de inandık derler. Ama sizden ayrılıp kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. وَالْاَنَامِلْ اَطْرَافُ الْاَصَابِعِ. Yani enamil diyor, en muletun kelimesinin çoğulu malum. Etraful esabi parmak uçları demektir. Galehu Katade, bu yorumu da Katade yapmış. Ve hâzâ şe'nul münafikîne yuzhirûne lil mü'minîne el îmâne vel meveddete ve hum fil bâtini bi hilâfi zâlike min kulli veşin. İşte diyor, münafıkların durumu budur. Nedir o durum? Yuzhirûne lil mü'minîne el îmâne vel meveddete. Müminlere karşı iman ve sevgi izhar ederler. Vehum halbuki onlar fil batini kendi iç alemlerinde bi hilafi zalike min kulli vecin. Her yönden bunun tam tersinedirler. Yani hiçbir surette sizi sevmezler. Kema kâle teâlâ. Nitekim Cenab-ı Hak bunu nasıl ifade ediyor? Ve izâ halev abdû aleykumul enâmile minel gayb. Ve zâlike eşeddül gayzi vel hanaki. Yani bu parmak uçlarını diyor, ısırmaları kin ve öfkenin en ileri boyutudur. Adam böyle hıncından, yani size karşı hıncından kendini ne yapacak? Parçalayacak. Efendim bu mesela yine benzer bir ayeti kerime hemen aklıma geliverdi. Dersi çalışırken aklıma gelseydi yazardım. Yekâdûne yestûne billezîne yetlûne aleyhim âyâtina. Neredeyse onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanları kırbaçlayacaklar. Yani inkarcı tipler. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak ne buyurdu? قُلْ مُوتُوا بِغَيْذِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ey! مَهْمَا كُنْتُمْ تَحْسُدُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Siz her ne hususta müminleri haset ederseniz ve yagîzukum zâlike minhum ve müminlerden her ney sizi öfkelendirirse öfkelendirsin, fa'lemû biliniz ki ennallâhe mütimmün ni'metehu alâ ibâdihi el müminîn. Biliniz ki Allah nimetini mümin kullarına tamamlayacaktır. Ve mükemmilun dînehu, dinini ikmal edecek, tamamlayacak, tekmil edecek. Ve mu'lin kelimetehu, kelimesini âli kılacak. Ve muzhirun dînehu, dinini galip getirecektir. Ayet yani öyle meydan okuyor o gün. Femûtû entum bigayzikum. E siz de artık öfkenizle birlikte ölün. Geberin yani. Beddua olduğuna göre ölün. Burada yumuşak kalır. İnnallâhe alîmun bizâti sudûr. Şüphesiz Allah gönüllerde olanları bilir. Çok iyi bilir. Ey! وَعَلِيمٌ بِمَا تَمْتَوِي عَلَيْهِ ضَمَائِرُكُمْ وَتُكِنُّهُ سَرَائِرُكُمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ وَالْغِلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah, عَلِيمٌ بِمَا تَمْتَوِي عَلَيْهِ ضَمَائِرُكُمْ. İç alemlerinizde böyle, iç alemlerinizin üzerine dürüldüğü demek. Ne demek? İç alemlerinizde gizli olanları. وَتُكِنُّهُ سَرَائِرُكُمْ. Ve
iç alemlerinizin gizlediği minel bağdai kinleri, kini vel hasedi kıskançlığı vel gilli lil müminine ve müminlere karşı alavereyi, aldatmayı bilir. Çok iyi bilir. Ve huve mucazikum aleyhi fid dünya. Allah bu tavrınıza karşılık size dünyada cezasını verecektir. Nasıl? Bi en yuriyekum hilafe ma tuammilune. Sizin emel ettiğiniz, hayal kurduğunuzun tam tersini size göstererek. Yani siz istiyorsunuz ki İslam efendim ne olsun ve Müslümanlar mağlup olsun. Ama bunun tam tersini, İslam'ın ve Müslümanların galip geldiğini size göstererek daha dünya gözüyle bir defa sizi cezalandıracak. Ve fil ahireti bil azabi şedidi fin nar allati entum halidun fiha. Bir de ahirette içinde ebedi kalacağınız şiddetli azab ile cezalandıracaktır. Fela huruce lekum minha. Artık ondan sizin için çıkış da yok. Sümme kâle teâlâ. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. İn temseskum hasenetun tesu'hum. Size herhangi bir iyilik dokunsa bu onları üzer. Ve in tusibkum seyyi'etun yafrahu biha. Ama sizin başınıza bir kötülük gelirse onunla hemen sevinirler. Ve hâzihil hâlu dâlletun alâ şiddetil adâveti minhum lil müminîn. Zaten bu cümle diyor, onların bu tavrı, bu durumu müminlere karşı düşmanlıklarının şiddetini, boyutlarını gösteriyor. Ona delalet ediyor. Ve huve, nedir o? Ennehu izâ esâbel müminîne hısbun ve nasrun ve te'yidun. Müminlere herhangi bir bolluk, bir yardım ve ilahi te'yid, destek, efendim isabet ettiğinde, yani müminler böyle bir desteğe mazhar olduklarında ve kesuru ve müminler çoğaldıklarında ve azze ensaruhum destekçileri güçlendiğinde se'e zelike el münafikine bu durum münafıkları üzer. Bu tür bakın bu cümlede se'e zelike el münafikine gibi okuyup el münafikini sanki zelikeden sıfat zihin kayabilir. Onun için vurguyu se'e zelike el münafikine bu münafıkları üzer. Orada zelike faildir. El münafıkine mef'uldür malum. Buna niye giriyoruz? Dersi takip edenler açısından söyleyeyim. Sizler için bu zor bir şey değil arkadaşlar. Ama bizim aldığımız güzel dönüşler var hamdolsun. Değişik vilayetlerden. Dersler YouTube'a verildikten sonra gerek ihtisası hazırlık nitelikli olsun gerekse öyle bir efendim amaç olmasa bile sırf öğrenmek nitelikli olsun dersi takip edenlerin olduğu bizzat birinci ağızdan bize ifade ediliyor. Efendim bu tür cümle çözümlemelerinden de istifade ettiklerini söylüyorlar. Ara ara böyle şeylere girebiliyor. Ve in asabel muslimine senetun ev cedbun. Ama Müslümanların başına bir kıtlık senesi, bir yokluk geldiğinde ev üdile aleyhim el e'da'u. Yahut onların düşmanları, yani Müslümanların düşmanları Müslümanlara galip geldiğinde üdile, devlet buradan geliyor arkadaşlar. Devlet, yani galibiyet Müslümanlardan yana değil de onlara karşı düşmanlarından yana olduğunda ha galibiyet bazen düşmandan yana olabilir mi derseniz şimdi gereklisini açıklıyor. Lima lillahi teala fi zalike minel hikmeti. Allah'ın katında bir takım hikmetlere mebni olarak kemâ cerâ yevme Uhud'in tıpkı Uhud'da olduğu gibi bir takım hikmetlere mebni olarak galibiyet düşmanın eline geçtiğinde ferihal münafikûne bidâlik münafıklar bununla pek sevinirler. Kâlallâhu teâlâ muhâtiben ibâdehul müminîne işte Cenab-ı Hak mümin kullarına bunun peşinde diyor ki وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileleri size en ufak bir zarar veremez. El-Aye يُرْشِدُهُمْ تَعَالَى Cenab-ı Hak burada müminleri yönlendiriyor. Neye? اِلَى السَّلَامَةِ مِنْ شَرِّ الْاَشْرَارِ وَكَيْدِ الْفُجَّارِ şerlilerin şerrinden ve facirlerin hilelerinden kurtulmaya. Nasıl? İstimali sabri ve takva. Sabır ve takvayı istimal ederek. Yani
sabır ve takvayı kuşanarak onların hile ve şerlerinden kurtulmaya, salim olmaya yönlendiriyor. Başka neyle? وَالْتَوَكُّلِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّذ۪ي هُوَ مُح۪يطٌ بِاَعْدَائِهِمْ Onların düşmanlarının her haline muttali, onları çepeçevre kuşatan Allah'a tevekkülü kuşanarak onların şerlerinden, yani tevekkül deyince tedbir var bu işin içinde tabii ki bir de, efendim kurtulmayı öğütlüyor. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَهُمْ اِلَّا بِهِ Müminler için illa bih, Allah olmaksızın ne havl ne de kuvvet mümkün değildir. Arkadaşlar, havl de güç demek, kuvvet de güç demek. Malum la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu biz çokça okuyoruz. Miraç'ta da Allah Resulü Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam ümmetine selam söyle dedi. Cennete çokça fidan diksinler. Nedir o? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu şuur çok önemli. Biz bunu bir basit cümle gibi kullanıp geçiveriyoruz ama bugün dünya bu şuura muhtaç arkadaşlar. Önce İslam alemi. Şimdi havl olumsuzlukları def eden kudret demektir. Yani olumsuzlukları def etme kudreti ve la kuvvete faydayı celbetme kuvveti illa bih, illa billah ancak Allah'la mümkündür. Yani Allah'a dayanmazsanız ne olumsuzlukları def etme kudretimiz olur, ne de faydaları celbetme kuvvetimiz olur. Onun için birey olarak Müslüman, toplum olarak İslam toplumu, gerçek manada İslam toplumu olur, Allah'a dayanır. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya Akif. İşte Allah'a dayanıp sa'ye sarılırsa, zemininde Allah'a dayanma olacak. O zaman Arif Nihat Asya'nın dediği gibi tüm zamanların en hayırlı ümmeti olacak yeniden inşallah. Peki ve huve ellezî mâ şâe kâne. O Allah dilediği olan zattır. Ve mâ lem yeşâ lem yekün. Dilediği olan, dilemediği şey ise asla varlık sahasına çıkamayandır. وَلَا يَقَعُ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ اِلَّا بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَتِهِ Varlık sahasına hiçbir şey onun takdiri ve dilemesi olmadıkça çıkamaz. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Cenab-ı Hak ona kafi gelir, yeter. ثُمَّ شَرَعَ تَعَالَى فِي ذِكْرِ قِصَّةِ اُحُدْ Daha sonra diyor Cenab-ı Hak Uhud kıssasını anlatmaya başladı. وَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْاِخْدِبَارِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Yani Uhud kıssasını ve Uhud savaşı esnasında yaşanan süreçte mümin kulları için söz konusu olan o imtihanları anlatmaya وَالْتَمْيِيزِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Uhud sürecinde müminlerle münafıkların ayrıştırıldığı o süreci, içerisinde böyle bir ayrıştırmanın olduğu o süreci anlatmaya başladı. Başka وَبَيَانِ صَبْرِ الصَّابِرِينَ O süreçte efendim sabreden müminlerin sabrının da olduğu o süreci, o pasajı, o kıssayı anlatmaya başladı diyor. Artık 121. ayet ve اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ diye başlayacağız arkadaşlar. Oradan önümüzdeki ders, yani bir sonraki ders devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı iftarlar, bol feyizli Ramazan'ın artık tümün için aynı temenniyi yaptık. Son 10 güne giriyoruz. Bol feyizli Ramazanlar. Günahsız bir şekilde bayram sabahına çıkmayı, sağlık selamet içerisinde bayram yapabilmeyi, salimen, ganimen, gayra hazaya ve la nedama inşallah yeniden dersimizde buluşabilmeyi Cenab-ı Hak lütfetsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.